Hadi bir şey Allah söyledin sen hayatınızı uzatsın Esin'e. inşallah. Berke'den hoşlandığını biliyorum. Hani bir kolluyor mu? Ortam mı kolluyor? Yani Öykü Hanım böyle Damla ile Berke'nin arası her bozulur gibi olduğunda yüzünde bir gülümseme oluşuyor. Ve kendi de zaten itiraf etti bunu. Pusu da bekliyor yani. Araları bozulsam da bir hamle yapsam diye. Şimdi işte Berke'den bence kesin bir açıklama bekliyor Damla ile alakalı. Şu anda puslu bir hava. Tam Esin'lik evet. bir hava var galiba. Evet. Değil mi Esin'ciğim? Aynen. Doğru evet mu? Mi? Doğru diyor işte Öykü Hanım. Yani. Dürüst de ne bak, güzel doğru söylüyor. Doğru diyor bu arada ben evet. Ben şey yapayım ki hani yalan söyleyeyim ki ben zaten şeffaf olmak istiyorum. İlk başta kuliste da söyledim ben bu bunu. Arada. Evet. Biz aynı kulisteyiz orada da dile getirmişti. Yani, biz de teyit etmiş olduk yani aldık evet. merakımızı. Ama Berke hiçbir şey söylemiyor. Berke hiçbir şey söylemiyor. Berke Fransız yani hiçbir şey söylemiyor. Berke zaten fark ettiysen... tutacaksın kulağından ya da ben kırmızı oda istiyorum diyeceksin öyle ancak. Konuşman lazım. Biz baş başa bir konuşmadınız yani. Biz baş başa konuşamadık. Konuşamadınız daha doğrusu. Biz konuşacaktık ama konuşamadık. Niye? Çünkü basıldık gereksiz bir Bir daha da bir araya yere. Gelemedik diyorsun. Aynen. Yoksa konuşurduk Fırsatı biz. Fırsatı yaratacaksın. Bir iki daha. Yok. Mücadele istiyor. Yok. İşte bakacağız. Yok, kırmızı odalar falan. Konuşmak istiyoruz, konuşabilir tabii ki. Hep beraber konuşuruz arkadaşça. Yani kırmızı oda isterse, çağırırsa. Yok. Bir daha giderim diyorsun. Derim Erkan. Bir daha giderim. Bunun kararını kendisi alıyor. İstemezse Damlacığım. Tamam, bir daha gidersen mesela o zaman derse ki ben seni anlat. Tanımak istiyorum Damla, senden atıyorum. Tamam, uzaklaştım, soğudum. İşte bak yine bir dengesizlik. O zaman... Yapacak. Ya valla dengesizlik yapıyorum ya. Ya dengesizlik nasıl değil bak adam yüksek geliyor. Yüksek diyor şimdi yine kırmızı oda basarım. Yok yok öyle. Kırmızı Öykü Hanım burada ağladı. Diyorsun. Ya ağlayacak. Burada kırmızı oda basmak için. Hayır o şu an söyledim. Zaten ben de kırmızı oda basmak burada ciddi bir mesele. Ciddi bir mesele olduğu için bunu söylediğin zaman bize bu anormal geliyor. Hani dışarıda yeni bana baksana seni yolarım var ya o kırmızı odada böyle yani. Yok yok şimdi en son adam açıklama yaptı ya hoşlanıyorum ben. Evet. Haberiniz olsun dedi. Ben artık evet, bu yoldan da... Evet haberiniz olsun. Olgan... Öyle bir şey istemem yani. Ama tanıma yolunuz yok. İstediği evet. kadar çağırabilir. İşte bunu çağırabilir. Bu da senin tek başına engel olabileceği bir şey değil. Ona o zaman karar veririz. Yaşanacak ve göreceğiz diyorsun. Ama bir dahakine o sessiz tepkimi vermem haberin olsun. Esin'cim demek ki o sessiz tepkimi vermem. Tamam. Daha büyük bir tepki veririm. Biraz daha büyük bir tepki gerekiyor. Veririm. Kalbini kırarım. O zaman sen geri dönüş... Sen benim kıramazsın yok, geri dönüş... aşkım. Aşkım falan benim samimiyetle konuşma. Allah Allah aşkım falan adam haklı. Olkan. Polat Alev, Alevdar'la... Tamam o zaman geldiğin zaman görürsün Olkan nasıl bir tepki verdiğimi. Bir daha o odaya tekrar giremezsin. Çok kritik. Yani. İstediğim yere girerim sana mı soracağım be? Ben sana soracak mıyım? Allah Allah sen bu havaların ne senin? Sevgilisiniz de bizim mi haberimiz yok? Şimdi, Allah Allah. Otur oğlum. Haberimiz yok sevgiliyiz de. Öyle bir şey açıkladınız mı yani? Açıkladı mı? Berke'nin ağzından biz sevgiliyiz. Tanışma yoluna girdik diye herhangi bir kelime çıktı mı? Evet. O zaman senin bu tavırların ne? Ya sana ne senin tavrı gösteririm sana mı soracağım Bana ben? Bana soracaksın. Ben kimsin ben sana soracağım? Esin ben canım. Tanışalım. Tanışmak Allah istemiyorum Allah. Seninle. Ben de seninle tanışmak istemiyorum. Böyle varoşla kim tanışsın? Ne biçim konuşuyorsun kelimelere sen dikkat, ya? Kelimelere dikkat. Tamam, kelimelerine tamam. dikkat edeceksin. Tamam etmiyorum. Sakin. Etmiyorum. O ne argo argo kelimeler öyle? Etmiyorum. Tamam. Sana soracağım. İnsan. Ben saygısız insan yani, çok saygılı. Damlacığım. Senin yaptığın tamam, çok tamam. saygılı bir davranış tamam. değil. Tamam susar mısın? Konuşmak sana istemiyorum. Ne? Susarım veya susmam. Seni ilgilendirmez bu. Allah Allah. Tamam sakin ol. Dur ya Allah ya. Böyle anlıyor çünkü Öykü Hanım. İyi olunca anlamıyor demek ki. Evet. Ben de bu dininden konuşayım ki beni anlasın yani anladın mı? Anlamıyorum ben seni anlamayacağım. İstemiyorum. Canım istemiyor. Ben senin canını öyle bir hissettiririm ki anlamam anlarsın. Ya sen kesin canımı hissettiriyorsun zaten ya. Zaten konu senin canını istemesi değil. Berke'nin karar verecek olması. Berke o, aşkım, o da bu. O zaman yanındakine konuşma diyecek. Fırsatını yakalamak için. Ya yanındakine de ki o zaman. Ya alçaltır mısın lütfen Berke, ya? Berke ne oldu? Öykü Hanım gene suçlumen oldum ya bunların. Hayır ya yanındakine de ki böyle böyle söyle böyle böyle söylesin. Tamam sakin olun kızlar lütfen rica abi, ediyorum. Bana soracaksın. Ben böyle bir insanım. Ay, şartlar dahilinde zorlamadan sınırları rica ediyorum. Yani şu anda her ikiniz de tanıyabilirsiniz. Bu Berke'nin tavrıyla belli olacak. Bu Berke ile alakası yok. Bu Damla'nın davranış stiliyle bir alakası ya var. Ya senin konuşma tarzın çok mu düzgün? Ya barış kelimesi falan ne oluyor sana? Damlacığım ama ya, yani sen konuşurum. Herhangi cevabını bir bak ver. Bir saniye herhangi bir garanti de olma garanti derken yani bir kabul olmadan rıza olmadan karşılıklı Berke'yi tanımak isteyenlere engel olamazsın.
Böyle bir hakkın yok. Oğlum, hakkın o da benle öyle konuşamaz. Hakkın olması için sizin bir tanıma yolunda olmanız gerekiyor. Ben farkındayım bunun evkanı. Tamam ama o zaman engel olamazsın. Ve hala engel olacağından bahsediyor. Tamam. Hala geleceğinden bahsediyor. Tamam. Belki tavır değiştirmedikçe senin de tanıma hakkın var. Kırmızı Odaya da çağırabilirsin. Tamam, burada sohbet de edebilirsin. Ben de sana tepkisi de kalmam yani. Kalma zaten. Tepkisi kalma demiyorum sana ama ben de kalmam yani. Haberin tamam peki hadi ben gideceğim şimdi. Öykü son bir şey söyleyeyim. Yeni insanlar ya ilk kez kavga ettiklerini görüyoruz. İkisi de yeni. Çok keyifli oluyor ya. Biraz daha. Ama Esin sert biraz. Ya kulağım patladı arkadaşlar ya. Peki Dilerciğim doğum günün kutlu olsun. Niye böyle sakin sakin evet, geçti? Dilara gelemedik. Ya ben çok doğum günü kutlamıyorum. O yüzden kimse söylemek istemedim. Yani Kırmızı Oda'da duydum ben de. Evet Kırmızı Oda'da hatırladım inanamazsınız. Ama iyi ki iyi bir pastan kesildi de bir dilek tuttun yani. Evet tuttum tabii ki. Güzel bir şey dileseydin. Aa, çok güzel bir şey diledim. Peki. İyileşmeyi diledi büyük ihtimalle. Yok başka şeyler diledim. Kim bilir neler. Peki mutlu yıllar kaç yaşına girdin? 24. 24. Vallahi en güzel yaşın olsun Dilara. Her şey gönlünce olsun. Olumsuz olan her şey hayatından çıksın. Ve güzel taze başlangıçlara diyelim. Amin. İnşallah. Siz iyisiniz değil mi?